Bu müzikte neyin nesi böyle? Durma öyle Yiğit, bana eşlik et. Tamam da neden dans ediyoruz? Yeni oyun tarzımızı oynuyoruz. Ne? Yeni oyun tarzı mı? Evet öyle, birazdan anlarsın. Arkadaşlar kalkın, oyuna geç kaldık. Evet, 3 dakika sonra oyun başlayacak. O zaman acele edin, çabuk oyuna gidiyoruz. Oh tamam, yetiştik arkadaşlar. Aha da diğerleri de geldi. O halde şarkıyı söylemeye başlayalım. Siz de benim duyduğum müziği duyuyor musunuz arkadaşlar? Bu müzikte neyin nesi böyle? Arkadaşlar durmayın, dans edin. Evet, bize eşlik edin. Ne? Neden böyle bir şey yapalım Yiğit? Arkadaşlar sadece dediğini yapın. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz böyle? Dansa kimse katılmamak, oyun kurallarına uymamak, ceza verilmek. Bu da kim böyle? Oyun başlayınca anlarsın. O zaman ben şarkıya devam ediyorum. Aha da yine müzik çalıyor. Evet öyle de. Bu kırmızı şey niye bize yaklaşıyor? Arkadaşlar şu anda sırası değil. Dans etmemiz gerekiyor. Evet öyle. Bana eşlik etmeniz gerekiyor. Tamam da bu bir dans oyunu değil ki. Dolar be, dolar be. Vay dolar be, vay dolar be. Ne yapıyorsun ya böyle sen? Bir dakika arkadaşlar, biz oyunu anlamadık ki daha. Bu beni ilgilendirmemek. O halde ben yarışmaya devam etmek. Arkadaşlar bu kırmızı şeyler bize niye yaklaşıyor? Bilmiyorum ama galiba onlardan kaçmamız gerekiyor. Bu arada fark ettiniz mi? Bu sefer şarkı çalmadı. Evet, çünkü şarkıyı siz söyleyeceksiniz. Ne? Biz şarkı mı söyleyeceğiz? Lütfen şu oyunu anlatır mısın Nüzgün? Hayır anlatmam. Dersime geç kaldınız, oyuna sonradan dahil oldunuz. Evet arkadaşlar, siz derse geç kaldınız diye oyunu anlatmadı. Böyle oyun anlamamızı istiyor. Şarkıyı söylemeye geçin son 5 saniyeniz. Tamam dur söylüyorum. Hey sen yaklaşamazsın. Benle kuş tutsam bile kaynaşamazsın. Benimle hiç şansın yok anlayamazsın. Tamam bu kadar yeter. Bu etabı geçtiniz. Oyun üçüncü kişi eklenmedi. Yalnız ben hala oyunu anlamadım. Anlarsın. Daha yeni başladık. O halde ben şarkıya devam ediyorum. Ahan'la birileri yakalanmış. Yakalanan kişiler oyundan elenir. Hayır olamaz, Diren elenecek. Evet ama Diren için yapacağımız bir şey yok. O kırmızı canavara yakalandı. Ve sonunda bir kişi elendi. O halde şarkıya geçelim. Acaba bu sefer hangi şarkı çalacak? O halde Ahan'la Ninna şarkısını söyleyelim. Ahan'la elendi anlamında. Ne yani, birisi elendiği için Ahan'la Ninna, Ahan'la Ninna mı şarkısını söyleyeceksin? Evet aynen öyle. Ahan'la Ninna, Ahan'la Ninna. Kıza bak ya, Diren elendiği için Ahan'la Ninna, Ahan'la Ninna şarkısını söylüyor. Sanki oh canavara değsin gibi. Oynayıp kurtlarımı döktüğüme göre yeni etaba geçmek, o halde şarkıya devam etmek. Oh be, sonunda o etabı bitirdik arkadaşlar. Farlı bir yere geldik. Evet ya, sorma. Oyunu anlamadım zaten. Sizler yeni etaba gelmek. Yeni etapta camlar olmak. Yalnız camlardan biri sahte, biri ise gerçektir. Sahte olana basarsanız lava düşersiniz. O zaman desene, zor bir oyun bizi bekliyor. Evet, bu oyunda biraz şans devreye giriyor. Neyse arkadaşlar, deneyeceğiz artık. O halde ben sizi oyuna başlatmak. Okula,
Arkadaşlar ilk hangi camı seçmeyi düşünüyorsunuz? Sağdakini mi soldakini mi? Vallahi ben bilemedim Yiğit. Ben sağdakini seçmeyi düşünüyorum. Bence soldakini seçelim arkadaşlar. Sağ klasik. Biz tersini yapalım. Tamam o zaman öyle olsun. Arkadaşlar herkes sol atlasın. Benim içimdeki ses sağdaki diyor. Ben sağdakini atlayacağım. Konuşma seni solmak. O halde ben şarkıya başlamak. Ahana minik canavar lava düşmek. Oyundan eğlenmek. Olamaz, minik canavar eğlendi. Bir yarışmacı da eğlendi. Evet ama biz ona dedik soldakini atla diye. O sağdakini seçti. O zaman arkadaşlar hepimiz birbirimizi dinleyelim. Şimdi arkadaşlar oyun yapmış olabilirler. Biz az önce soldakini atladık. Şimdi sağdakini atlayalım. Evet çok mantıklı. O zaman herkes sağdakini atlasın arkadaşlar. Konuşma süreniz dolmak. O halde ben şarkıya devam etmek. Seçmek. O halde ben çok kızmak, şarkı iki kere okumak. Ne? Şarkı iki kere mi okuyacak? O zaman iki yanlış yapmaması gerekiyor arkadaşlar. Evet öyle. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Soldan gideceğim iki kere. Konuşma süreniz dolmak. O halde ben şarkıya devam etmek. Hay aksi ya. İki kişi daha eğlendi arkadaşlar. Evet geriye 4 kişi kaldık. 4 kişi kaldınız ama etabı geçmeyi başardınız. Sıradaki etabınız son etabınız. Oyun çok basit. İçeri geçin ve sandıklardaki kazmaları alın. Peki son etapta amacımız ne? Amacınız saklanmış bir eşyayı bulmak. Burada saklanmış bir eşya var. Ve bunu siz kazarak bulacaksınız. En hızlı bulan kişi oyunu kazanır. Aa anladım. Son oyun Minecraft'a yönelik bir oyun. Tamam o halde başlayalım. Tamam o zaman başlayalım arkadaşlar. Hemen hangi sandığı açayım? Şu sandığı açayım. İçinde arkadaşlar kazma var. Bir tane de meşale deniyor. Evet meşalemiz var. Tamam. Peki arkadaşlar biz nereye kazalım? Bence arkadaşlar duvarları. Bir saniye bizimkiler nereye kazacak? Bakalım kopyamızı çekelim arkadaşlar. Paşkaryan aşağıyı kazmayı seçti. Bunlar da burayı kazmayı seçti. Tamam arkadaşlar. Vallahi ben kazmaya başladım. İlk kazan benim. İnşallah bir şey bulurum. Humilla Allah. Bu ne? Su. Bir saniye su olduğuna göre bir yere çıkıyor olabilir. Bakalım. Burada bir şey yok ama şuradan gitmek istiyorum. Belki bir şey bulurum. Elime şunu alayım. Bu şekilde gideyim. Ben de şuradan başlamak istiyorum. Sakin olalım. Arkadaşlar bu tarz oyunlarda... Allah yanlış bastım. Tamam. Hiç sorun yok. Böyle arkadaşlar kazacağız. Son oyunumuz arkadaşlar Minecraft'a yönelik bir oyun. Ve bir eşya bulmaya çalışıyoruz. Kaz hiçbir şey bulamadım. Galiba burada yok. Ben yanlış yeri kazıyorum. Ben aklımı kullanacağım. Ben nereyi kazayım? Bakayım onlar burayı kazmış. Bunlar da burayı kazmış. Ben de tam ortayı kazacağım. Hem bir şey olacaksa tam ortada olur arkadaşım. Bu şekilde inelim ortadan. Ups çok karanlık oldu. Hemen meşalemizi koyalım ve sakin olalım. Onlar bulamamıştır. Eğer onlar bulduysa zaten kız seslenirdi bize. Hala şu şekilde kazmaya devam edelim. Zaten zor taşlar geldi ya. Ortadan kazmak her zaman iyidir. Elbette bir şey bulurum. Ben inanıyorum. Benim yüreğim temiz. Ben inandığıma göre aha da çıktı. Bir tane ambulans buldum. Herhalde bunu mu diyordu kız?